DRT TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Aslı Yarlık. Benim mahallemde bugün sizlerle birlikte Zeytinköy Muhtarlığı'ndayız. Muhtarımız Serkan Kar ile görüşeceğiz. Kendinizi bize kısaca tanıtır mısınız? Öncelikle hoş geldiniz. DRT ailesi olarak bizi mutlu ettiniz. Ben Serkan Kar, Denizli ili Pamukkale ilçe Zeytinköy mahalle muhtarıyım. 1979 doğumluyum. İki çocuk babasıyım, evliyim. Ek işimiz değil, tek işimiz Zeytinköy mahalle muhtarıyım. Mahallenizle ilgili bilgi verebilir misiniz? Mahallemiz bayağı Denizli'nin en köklü mahallelerinden bir tanesi. Yaklaşık bir 300 yıllık falan belgelenmiş bir geçmişi olan bir mahalle. Tavas yolu vardı, Tavas Kızılcı yolu, Çamlık üstünde bilenler vardır muhakkak. Orada ilk yerleşim yerimiz. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra dağdan yani yayladan yamaçlara inmişti. Yamaçlar aşağı doğru inmiş. İşte bir şu an parsellerin başladığı noktadan diğer mahalle sınırımıza kadar 4,5 kilometre bir alanımız var. Dediğim gibi 320'ye yakın sokağımız ve 20'ye yakın cadde ve bulvarımız var. İçinde TÜİK verilerine göre, geçen yılki TÜİK verilerine göre 18 bin kişi yaşıyoruz. Tabii bu yıl daha da parsellerdeki inşaat imalatı devam ettiği için bu sayı 20-21 bini bulur diye düşünüyorum bu yılkini. 2022 yılını açıklarsa, 2021 yılında 18 bin kişiydik. Sınırları tam olarak nereden nereye yer alıyor? Hangi mahallelerle komşusunuz? Sınırlarımız da bizim biraz büyük. Bir ucumuz Kayhan Mahallesi'ne, bir ucumuz Asmaneler Mahallesi'ne, bir ucumuz Kervansaray Mahallesi'ne, bir ucumuz Bağbaşı Mahallesi'ne. Bu şekilde 6 tane mahalleyi çevreleyen bir mahalle içindeyiz. Mahallemizde 4 tane camimiz var. Bunların Zeytinköy Merkez Cami, Abdülhamit Han Cami, Nena Hatun Cami, İmam Azan Cami. Türkiye Eğitim Vakfı Lisesi yine mahallemizde. Denizli Ticaret Borsası İlkokulu mahallemizde. Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulu da bizim mahallemizde. Siz geldiğinizden beri neler değişti? Şimdi ben demek biraz ayıp olacak. Biz Zeytinköy Mahallesi'ndeki bana güvenip oy verenleri dinlediğimde benim ikinci dönemim bu. İlk dönemimde en büyük problem olan fatura ödeme merkezleriydi. Burada bizim birkaç esnaf arkadaş açtı ve esnaflar da bu işi beceremeyince battılar, kapattılar. Birçok kişi sıkıntı yaşadı bu yüzden. Daha önce burada bu kadar ulaşım rahat değildi. Sadece eski yol ve yeni yol minibüs hatları çarşıya işliyordu. Birçok kişi gidemiyordu. Gidemediği için de hemen fatura merkezinden bunu ödeyeyim diye kolaylığı avantaja çeviriyordu. Ama sonrasında da tabii bu sıkıntılar, ödenmeyen faturalar, problemler olmaya başlayınca bizim bir PTT şubesi ihtiyacımız olduğunu gördüm. Bununla alakalı yaklaşık bir 3,5 yıl uğraştım. İşte Ankara PTT Genel Merkezi'ne gittim. Orada dilekçeler yazdık. Burada iki müdürlüğe yazdık. Planladılar ama siz de biliyorsunuz ki devlet şeyi planlar ama takip etmezsek planda kalır. Sürükleyerek işte şöyleydi böyleydi her toplantıda, her konuşmada, her gittiğim yerlerde bu postane konusunu açtım. Postaneyi açtık. Şu an bizim mesela bir hedefimiz vardı postanede. Postane baş müdürümüz, önceki baş müdürümüz sağ olsun. Muhtarım işte sen bunu çok uğraştın. Aylık size 1000 hedef veriyoruz. 1000 hedefi ulaşamazsak eğer postane şubesini askıya alabiliriz demişlerdi. 3 ay süre verdiler. Sosyal medyayı ben biraz etkin kullanıyorum. İşte WhatsApp gruplarıydı. Zeytinköy Mahallesi Denizli sayfamızdı. Diğer sosyal medya şeylerini etkin kullanıyorum. Sürekli orada mesajlarla bu postaneyi ayağa kaldırmaya çalıştım. Sağ olsun işte camilerde bile bunun anonsunu yaptık. Mesela buradan tapu yaklaşık bir 3 kilometre ileride. Tapu masrafını ödemek için bile postanenin önündeki mobil şubeye değil, sağ olsun insanlar bizim bu şubeye gelip hani buradaki sayıyı artıralım diye bize destek oldular. Sonrasında bir ortaokul ihtiyacımız vardı. Bizim Denizli Ticaret Borsası ilk ve ortaokulu tek okulda eğitim öğretim görüyordu. Yaklaşık 2800 öğrencimiz vardı orada. Şimdi tabii mahallede büyüdükçe bu takım sıkıntılar da büyümeye başladı. Bir Milli Eğitim Bakanlığı'na ait bir alan vardı. Bu alanda da bir okul projesi için işte yine toplantılar, yine randevular, işte Vali Bey'le, Pamukkale İlçe Kaymakamımızla, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle, İl Milli Eğitim Müdürümüzle sürekli işte dilekçeler, işte vatandaştan dilekçe al, bu talebi onlara götür. Onun takibi sayesinde yine biz olduk, bir ortaokula kavuştuk. Yine halen devam eden
Öğretmenevi bölgemiz var. Öğretmenevi bölgesinde de yanında da bir okulumuz var. Çok şükür ki oranın da planlı projesi çıktı. Sadece ödenek bekleniyor dediler. 10.500 metrekare alanımız vardı. Bunu da ikiye böldüler. Bir kısmına Sosyal Bilimler Lisesi, bir kısmına da Adalet Bakanlık vermişti. Şimdi mahallemizde Adli Tıp, Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu inşaatı %90 bitti. Sanırım 1-2 aya kadar açılacak. Yine onun arkasında bir lise inşaatımız var. Tabi bu lise inşaatının levha ismi nedir tam bilemiyorum ben ama bir devam eden lise inşaatımız var. Türkiye Eğitim Vakfı Lisesi var mahallemizde. Sanıyorum şu anda bir şeyimiz var, futbol takımımız var mahallede, doğru mudur? Bununla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz sizden, bahsedebilir misiniz? Şimdi biz sosyal mahalleyiz. Sürekli insanlarla iç içeyim, yani bir mahalle muhtarı olarak olmam gereken yerde ve olmam gereken işi yapıyorum. İnsanları dinliyorum ve neler eksik olduğunu görüp ona göre çalışma yapıyoruz. Bizim mahallemizde Bağbaşı Zeytinköy Spor'umuz var. İçinde yaklaşık bir 220'ye yakın futbolcumuz var. Bu 13 yaşından amatöre göre, süper amatöre kadar gidiyor. Biz bu takımı yaklaşık 13 yıldır ayakta tutmaya çalışıyoruz. Şimdi şu anki başkanımız Kenan Şenel, mahallede yeni yapılaşmadan dolayı insanlar hep kredi çekti. Anne çalışıyor, baba çalışıyor. Bir sabah anne gidiyor, akşam baba eve geliyor veya baba eve geliyor, anne akşam işe gidiyor. Tabii ortada çocuklar, krediler var, kredi ödenecek. Çocuklar evin içinde ne kadar durabilecek? Bunu toplayabilmek için Kenan Şenel başkanım sağ olsun bir proje biz üstlendik. Tamamen ücretsiz. Çocuklar topa vurmasını bilmese bile bir yerde tutalım, sosyalleştirelim, sporla kaynaştıralım diye bir projemiz vardı. İşte dediğim gibi işte 220'ye yakın şu anda futbolcumuz var. Süper amatördeyiz, bütün gruplardayız. Daha detaylı bilgi Kenan abi verecektir. Biz Zeytinköy mahalle muhtarı olarak, çevre mahalle muhtarlarımız olarak sadece takımı sahiplenmek ve onu bir tık daha ileriye götürmek için, ayakta kalabilmesini sağlamak için çaba harcıyoruz. Buradaki en büyük problemi de başkanımız çekiyor. Detaylı anlatacaktır size. Kadınlara yönelik bir alan var mı? Sosyal tesisimiz var mıdır mahallemizde? Şöyle kadınlara yönelik mahallemiz kadınlarına yönelik. Ben Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisi, Kent Konseyi Kadın Meclisi. Biz mahallemiz olarak mahalle projesine dahil bir mahalleyiz. Kadınlarımız için yılda 2 veya 3 kez bir kadınlar gününde işte veya yaz aylarında etkinlik yapıyoruz Denizli Büyükşehir Belediyesi çatısı altında. Ama tabii yılda 2 veya 3 sefer etkinlik yapmak bir şeyi bir yere taşımıyor. Mahallemizde en büyük problemimiz şu an kadınların halk eğitimle ücretsiz destek alabileceği bir alanımız yok. Bunlar nelerdir? Mesela bir dikiş, nakış, oya, resim çizme, işte takı imalatı gibi şeyler. Yani birçok şey var halk eğitim merkezlerinde ücretsiz ama yerimiz olmadığı için ne kadar çaba göstersek de bu konuda bir başarıya ulaşamadık. Mahallemizde yapılabilecek alanlar var mı? Evet var ama maalesef ki 18. maddeden dolayı hisseli olduğu için belediyeler de burada rahat hareket edemiyor. En büyük bence Zeytinköy Mahallesi'ndeki ve çevre mahallemizdeki problemlerden bir tanesi eğitim, öğretim, ilkokul, ortaokul, lise olduğu kadar evdeki hanımefendilerin de etkinlikte sosyalleşmesi gerekiyor bence. Çünkü evde otur nereye kadar? Belki bazı huzursuzluklar da bundan dolayı oluyor. 1-2 saat hanımefendi bir yerde vakit geçirse belki evinde daha rahat olacak gibi. Yani o ihtiyacımız var. Evet, halk eğitimle alakalı çalışma ne kadar yapmak istesek de maalesef ki tıkanıp kalıyoruz çünkü yerimiz yok. Evet, aslında her mahalle için gerekli. Yani ev hanımları için özellikle böyle bir sosyalleşebilecekleri alan kesinlikle gerekli. Şöyle 11 ile etkileyen bir deprem felaketi yaşandı. Ondan bahsedelim biraz da. Denizli biliyorsunuz birinci derece deprem bölgesinde yer alıyor. Bununla ilgili olarak sizin yaptığınız, aldığınız önlemler var mı? Yapılan çalışmalar sürüyor mu? Zeytinköy mahallemizde depremle alakalı çalışmalarımız var. Şöyle var. Gene Pamukkale Belediyesi PAKUT Arama Kurtarma Bölümünden destek alıyoruz. Geçtiğimiz 6 Şubat'taki depremden sonra bir şeylerin sadece kağıt üstünde kalmayacak olduğunu veya birçok kurum müdürümüz şunu yapmış.
Yani yaşı bir yere gelmiş memurlarımızı yazalım ya işte kağıt üzerinde bunun ismi bulunsun tamamlayalım denilmiş. Ama onun öyle olmadığını 6 Şubat'ta herkes iliklerine kadar hissetti. 6 Şubat'tan sonra da birçok şeyler değişti. İnsanların algısı değişti. Depremi öğrendik. Depremi yaşayarak, görerek öğrendik. Mahallemizde de yine PAKUT'la beraber bir çalışma yaptık. Mahallemiz içinde 70'e yakın vatandaşımız bu PAKUT'tan eğitim alıyor şu an. Bunları 35-35 iki bölüme ayırdılar. 35 tane bir eğitim alıyor şu an. Diğer 35 de ikinci eğitim etabında. Yaklaşık bir 6 aylık sürecek bir etap. Burada mahallede aldığı eğitimi farklı bir mahalleye veya farklı bile taşındığında da ben burada böyle bir eğitim aldım. Bununla alakalı AFAD'a gidip kayıt yaptırdığı zaman AFAD onlara da öncelik verecek. Mahallemiz depremden sonraki de çalışmalarımız şöyle oldu. 6 Şubat'tan sonra bir şaşkınlık attık. Bir şeyleri öğrendik, gördük, hissettik. 7-8 Şubat'tan sonra bizim muhtarlığımızda ne yapabiliriz diye azalarımız oldu. İşte dediğim gibi kulüp başkanımız Kenan Şener, cami imamlarımız, cami derneklerimiz, birkaç bağımsız derneğimiz var. Pasfak Aşevi var. Pasfak Aşevi'ndeki yönetilen bir arkadaşımızla ne yapabiliriz diye düşündük. Burada karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalıştık. Mesela benim Maraş'ta itibatlı olduğum bir ailemiz vardı. Yaklaşık bir 10-15 yıllık bir samimi arkadaşlığımız var. Onunla itibata geçtik. Mahallesinde neler eksik? Hani böyle bir şeyi bir yere yığmadık, ıvır zıvır işler de yapmadık. Atıyorum eski giysi götürmedik. Ne ihtiyaçsan orada, atıyorum kibrit. Kibritin ne kadar önemli olduğunu, mum ne kadar önemli olduğunu, bir düdüğün ne kadar önemli olduğunu vallahi orada gördüm yani ben. Burada işte onların taleplerine göre, mahallede onun yaşadığı yerde takip ettiği kaç çocuk var? 100 çocuk. Bugün çocuk ne ister? Bugün çocuk kek ister, meyve suyu ister, süt ister. Onları ayarladık. Ufak çocuklar varsa işte bezlerini ayarladık. Sadece onların talepleri neyse ona göre iki araç ayarladık. Biz onunla 4. günü oradaydım. Onları işte bıraktık. Sonra oradan Nur Dağı'na geçtik. Nur Dağı'nda yine bir ekibimiz vardı. Onlara bir malzeme bıraktık. Sonra Antakya'ya geçtik. Antakya'da gönüllü AFAD'ımızın mazot ihtiyacı oldu. Çünkü her şeye her an ulaşamıyorlardı. Buradan sadece mazot götürdük. Sonra yine kulüp başkanımızla onun takip ettiği bir aileyle beraber onların ne istiyorsa işte mutfak tüpü, ocak böyle ocak tüpü, power bank, ondan sonra yine mumdu, kibritti, o mahallede neye ihtiyaçsa şunu çok iyi gördüm. Biz malzemeleri indirirken oradaki çocukların meyve sularına bakıp bir babanın elimde 10 bin lira var. Bu 10 bin liraya vereyim, bu kekin bir kutusunu bana verin diyen baba gördüm. Çok kötü bir şeydi. Yani şurada bir marketten 2 liraya, 3 liraya, 5 liraya alınan bir şeyi düşün yani 10 bin liraya. Niye çocuğum sadece baba ben şu keki al diye. Çok duygulanlar yaşadık. Deprem bir şaka değil. Gerçekten ciddiye alınabilecek. Yani buradan bütün mühendis, mimar, belediye çalışanlarına, Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne, o imza atan herkese ilk önce elini vicdanına, sonra kanunlara dayanmasını istiyorum. Ocaklar yanmasın. Mahallemizde o yani bir hafta 10 gün sonrasından da o iller 11 il boşaltılmaya başlandığında 78'e yakın şu an ailemiz var. Bu 78 ailenin AFAD kayıtlarını Pamukkale Kaymakamlığı koordinasyonunda kayıtları mahalle muhtarları olarak bizler de aldık. Tabi aileleri tanıdık. Mahallemizde iş insanlarımız var. İş insanlarımız da burada çok büyük yük edindiler bunu, görebildiler. Onlar orada depremle alakalı sınav verirken biz de burada buraya gelenlere nasıl bir yaralarına merhem olabiliriz onun sınavını verdik. Her gelene mesleğini sormadan, paran var mı sormadan, bilmem neyin var mı yani hiç detay istemeden kaydı yaptık. Hemen yine bir iş insanımızın verdiği alışveriş kartları vardı. Biner TL'lik. Kaç aile var, ailede kaç kişi var? Diyelim 5 kişi. Anneye ve babaya verdik. Çocuklara değil de ailede 5 kişi var. Anneye babaya verdik. Bazı ailelerimiz 9 kişi, 12 kişilere 3'er tane verdik. Bir kadar poşeti verdik. Telefon numaramı verdim. İşte buradaki gene cami imamlarımızın, kulüp başkanlarının hani bize ulaşamazsak bunlara da ulaşabilin. Çünkü misafir gelmişler. Burada iz bilmiyorlar, yer bilmiyorlar. Mesela buraya gelenlerin %60'ı ya burada askerlik yapmış zamanında. Ya burada bir tanıdığı var, ahbabı var, uzaktan bir eşi dostu var ya da çocuğu burada üniversitede okuyanlar.
Bu 78 ailenin şu an halen 30 ailesini takip ediyoruz. Çünkü onların hiçbir şeyleri kalmamış. Bir kişinin emekli maaşı var. 9 kişi yaşıyorlar. Düşün yani bugün emekli aldığı emekli maaşı neresi, niye kadar merhem olacak? Bunların işte Ramazan'da giysilerini, halen gıdalarını, takıldıkları yerde elektrik faturasını, su faturasını, doğalgaz faturalarını. Bir grubumuz var, grupta durumu anlatıyoruz, böyle bir durum var diye. O şekilde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki mahalleliyle ilişkilerinizin bu şekilde sıcak olmasının sebebi nedir? Neye borçlusunuz bunu? Herkes bunu soruyor bana. Gariptir ki içimden geliyor. Yani benim bu görevim değil. Ben şunu hayatı yapamıyorum. Telefon çalıyor. Kişi Ankara'da, burada oturmuş. Telefon numarasını kaydetmişiz. İşte bu WhatsApp durumdan, şuradan buradan mesajları da okuyor. Ya abi diyor ben taşındım ama diyor. Benim şu derdim var, nasıl çözebilirim diye arıyor beni. Ya benim görevim değil, bana ne ya diyemiyorum ben. Bu hayır kelimesini unuttum da. İnsanlarla böyle hani dayanışma içinde ne olursa olsun bir şey yaraya merhem olmaya çalışıyorum. Mahallemizde apart bölgesi çok. Yeni binalar da çok. Yeni binalarda diyelim bir kişiyi soruyoruz biz. Burada bir yaşlı insan var, yardıma muhtaç mı değil mi? Veya şu kişiyi tanıyor musunuz? Karşı komşu, karşı kapıdakini tanımıyor. Binalarda sosyalleşelim. Bir derdimiz, problemimiz olduğunda yani gerek bu muhtarlık bir problemse muhtarlığa ulaşalım. Kaymakamlık bir problemse kaymakamlığa ulaşalım. Belediyelik problemse belediyelere ulaşalım. Ama hani sadece bu olmuyor deyip bireysel davrandığımızda bazı şeyler biraz daha yavaş ilerliyor. Ama bina içinde sosyalleşir, herkes birbirini tanır. Herkes birbirlerinin isteklerini ona göre planlarsa dediğim kurumlarla itibatta böyle böyle yapın dedikleri anda zaten iş biraz daha hızlı olacaktır. Bak hani böyle şu binadan şunu istediler gibi. Yani binadakilerin birbirleriyle sosyalleşmesini istiyorum. Birbirlerini tanısınlar. Hani 7-24 beraber olmasınlar da tabii ki olmazlar da. Ama hiç olmazsa isminin soy ismini, sen kimsin, nesin, ne iş yapıyorsun, ben şu işi yapıyorum, benim ismim soy ismim bu gibi. Hani birbirini tanınarsa biz apartlardan dolayı bu yüzden çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Birçok olaylar oluyor. Olayları takip etmekte bundan bir yıl, iki yıl öncesine kadar çok sıkıntı çekiyorduk. Şimdi apart sistem mesela, bir kişi geldiği zaman aynı apart otel gibi, otele kayıt gibi kayıt yapılıyor. Bunlarla biraz hem emniyet güçleri, hem diğer o aile ve sosyal politikalar müdürlüğü, işte vakıf, mahalle muhtarlıkları gidip orada kişiyi bulduğu zaman daha rahat oluyor. Bulamazsa bile diğer komşuya sorunca hani burada temsilde kusur olmaz Aslı vardı. Aslı nereye gitti? Aslı taşındı. Çalıyoruz kapıyı. Aslı diye biri oturuyor. Ben bilmiyorum karşı komşumu diyor. Ya ben bilmiyorum karşı komşumu. Kapı kapısınız. Sonuçta 24 saat arada bir duvar olsa bile aynı yerde yaşıyorsunuz yani. Ne olur yani Aslı'nın ismini sorsa ve Serkan'ın ismini sorsa. Bir şey kaybetmeyiz. Sosyalleşmelerini istiyorum. Teşekkür ediyorum. Yani bana bu görevi layık gördükleri için, sandıkları doldukları için teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde nasip olursa tekrar adayım. Kendilerine iyi baksınlar ya. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun.